Hürriyet.com.tr'den herkese merhaba. Bugünkü videomuzda Hürriyet bilim yazarı Sinan Aliş konuğumuz. Hoş geldin Sinan Bey. Merhabalar, hoş bulduk. Tabii ki çok yeni bir mevzu üzerine konuşacağız. Ay'da su bulunması üzerine, su molekülü daha doğrusu ve gerçekten de bilim dünyası ayakta, yani büyük bir olay aslında baktığınız zaman. Şimdi Sinan Bey'le de detayları konuşacağız. Sinan Bey, şimdi bu Ay'da su bulunma hikayesi gerçekten de müthiş bir gelişme olarak anlatılıyor ama siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Gerçekten de nedir tam olarak bu olayın detayı? Evet, aslında tabii heyecan verici bir gelişme ama bu elbette ayda bol miktarda her yerde su bulunduğu anlamında bir keşif değil. Bu keşfin aslında en önemli tarafı, şimdiye kadar ayda bildiğimiz anlamda suyun, yani H2O molekülünün doğrudan kesin olarak gözlenememiş olmasıydı. Bunun temel sebeplerinden bir tanesi de ay atmosferi olmayan bir gök cismi, biliyorsunuz. Dolayısıyla güneş ışınları o kadar ve güneşten gelen başka radyasyonlar da sadece bildiğimiz anda ışık değil, hidrojen ve proton parçacıkları falan da bu yüzeyleri çok ısıtıyorlar. Ve bu yüksek radyasyon aslında suyun buharlaşmasına sebep oluyor. Benzer bir durum aslında çok ince bir atmosferi olan Mars'ta da geçerli. Dolayısıyla bu yüksek sıcaklıklarda suyun sıvı halde ya da bildiğimiz anlamda moleküler yapısını koruyamaması söz konusu. Ya buharlaşıyor ya da toprağın altına giriyor. Ya da başka bir deyişle su molekülü yüksek radyasyonla parçalanarak bileşenlerine ayrılıyor. Yapısını koruyamıyor. Dolayısıyla bu güne özellikle güneş gören bir bölümde bu molekülün varlığı, parmak izinin bulunmuş olması diyelim da diğer bir tabirle, gerçekten çok ilginç, önemli bir keşif. Ve mutlaka devamında da araştırmaların derinleşmesi söz konusu olacaktır diye düşünüyorum. Peki bu su molekülü nasıl bulundu? Yani geçmişe göre hani bugün ne farklı yapıldı da bunun teşhisi konuldu mesela? Evet, aslında daha önce kırmızı ötesi gözlemler, belki bir takım çalışmalar vardı ama yeni bir şey denendi. Aslında aletin kendisi de değil, uzun süredir çalışan bir uçak var, bir uçak gözlemevi var. Ayı gözlemeyi daha önce pek denememişlerdi bu teleskopla. Bu uçağın üzerinde 2,5 metre çapında bir teleskop var. Çünkü ay çok büyük bir hedef, bu dünyadan yapılacak olan böyle bir teleskopla gözlem için. Ayı deneme yaparlarken açıkçası elde edilen deneme gözlemlerinde gerçekten çok ciddi bir, ne çok ciddi netlikte, kesinlikte bir iz bulundu su molekülüne dair. Daha önceki yapılan gözlemler, özellikle dünyadaki teleskoplarla ve benzer aletlerle 3 mikron dalga boyuna karşılık gelen bir ışımayı ya da bir parmak izini gözleniyordu. Fakat bu 3 mikrondaki parmak izi biraz karışık bir parmak izi. Aslında hem suya da ait olabilir ama ya da OH molekülüne de ait olabilir. O yüzden şimdiye kadar bilim insanları kesin bir şekilde burada su molekülü vardır diyemiyorlardı. Çünkü bu 3 mikrondaki parmak izi iki molekülünde çok ortak titreşiminin olduğu, titreşiminden kaynaklanan bir parmak iziydi. Fakat 6 mikrondaki bir parmak izi, bu dalga boyunda gözlenen bir parmak izi kesinlikle su molekülüne ait bir parmak izi. Bu da yerden yapılan gözlemlerle görülemeyecek bir dalga boyu bölgesinde. Çünkü ancak kırmızı ötesi teleskoplar bunu gözleyebiliyorlar. Ve bizim özellikle atmosferimiz çok yüksek miktarda su molekülüne, su buharına sahip olduğu için yerden yapılan gözlemlerde aldığımız kaynağın ya da ışımanın yere ait, atmosfere ait bir parça mı olduğu, bir iz mi olduğu, yoksa atmosfer dışından baktığımız cisme mi ait olduğunu ayıklamak çok güç. O yüzden ya uzay teleskoplarının kullanılması gerekiyordu ya da işte bu örnekte olduğu gibi çok yükseklerden giden bir özel uçağın kullanılması gerekiyor. Bu uçağın adı Sofia. Stratosfer, yani kırmızı ötesi gözlemler için stratosferik bir gözlemevi adının kısaltmasından oluşuyor. Ve 14 bin metre yükseklikten uçuyor yaklaşık olarak. Dolayısıyla bu yükseklikte de neredeyse dünyada atmosferinin su buharının %90-95'ini geride bırakmış oluyor. Çünkü daha alçaklardan eğer gözlem yapsak, yani örneğin büyük gözlemlerimizden 3000-4000 metre yükseklikteki gözlemlerimizden bu gözlemleri yapsak, hala ciddi su buharı altında olduğumuz için kaynağın kökenini anlamak çok güç olacaktı. Yani gelişmeler teknik tarafı için biraz böyle. Peki bu keşiften sonra hani ne beklememiz gerekiyor gelecek seneler için mesela, böyle hani büyük bir şeyin aslında çok ufak bir parçası mı mesela? Öncelikle gözlemlerin sıklaştırılacağını, diğer bölgelerin de daha dikkatli bir şekilde aranacağını tahmin ediyorum. Başka yerlerde de belki benzer keşifler, benzer bulgular ortaya çıkabilir.
Ama esas olarak tabii sizinle de daha önce çok defa yayın yaptık bu konuda. 2024'te NASA'nın bir Artemis programı var. Hayata geçmek üzere adım adım ilerleniyor biliyorsunuz. Ve bütün diğer bu SpaceX benzeri şirketlerle birlikte biliyorsunuz bunu geliştiriyorlar. 2024'te ilk kadın astronotun gitmesiyle birlikte, tabii bir ekip hatta tek kişi gitmeyecek ama bir ekiple birlikte Ay'a tekrar bir insanlı geri dönüş söz konusu. Bu tabii ilk gidişte nereye gidecekler, hangi yerleşkeye, yüz bölgeye inecekler şu anda bu belli değil. Bu suyun bulunduğu bölge olabilir belki. Biraz da bu keşfi de canlandırmak ve kullanmak için. Ama bu ilk gidişte o olmasa bile mutlaka daha sonraki dönemde Ay'da kurmak istedikleri üssü bu su bulunan yere yakın ya da belki bunun gibi diğer bölgelerde yapılması söz konusu olacak. Suyun varlığı her ne kadar popüler olarak bu konuyu takip eden insanları hemen kafasında Ay'da su var, su içebiliyoruz, ne bileyim yıkanabiliriz. Yani bütün günlük hayatımızın gerekleri olan su gibi algılansa da aslında uzay çalışmaları için suyun varlığı daha ziyade oksijenin kaynağı olarak görülüyor. Yani oradaki su elbette klasik anlamdaki su ihtiyacı içinde kullanılabilir. Ama öncelikle oksijenin varlığı, su molekülünden oksijenin ayrıştırılabilecek olması uzay araçlarının yakıtı için çok büyük bir kaynak. Biliyorsunuz yine daha önce çok sıklıkla hep konuştuk, takip eden izleyicilerimiz bileceklerdir. Bu büyük uzay uçuşları, özellikle Mars'a bile gidişlerimiz hep yer çekiminin etkisiyle oluyor. Yani roketleri kullanarak gidemiyoruz buralara. Çünkü roketleri kullanmak için yakıta ihtiyacımız var. Dünyadan bu kadar yakıtı atmosfer dışına yani uzaya yer çekimsiz ortama taşıyamıyoruz. Dolayısıyla aslında yakıtlarımızı sadece roketlerimizi atmosferden yani dünya çekiminden kurtulacak noktaya kadar kullanıyoruz. Sonrasında kendimizi gezegenler arası çekim kuvvetinin akışına bırakıyoruz aslında. Ve çok az miktarda yakıt kalıyor. Küçük manevralar ya da işte geri dönüş için gereken çok acil hareketler için falan. Ama böyle bir yakıt söz konusu olursa Ay'daki bir üsten bir yakıt ikmali meydana gelirse o zaman mesela Mars yolculukları çok daha kısa süreli olabilir. Şu anda biliyorsunuz 6 ay gibi bir sürede Mars'a ulaşabiliyoruz. Bu da bir lojistik problem yaratıyor. Çünkü gidiş geliş bir sene. Bu hem insani olarak bir takım sıkıntılar yaratıyor. Çünkü işin psikolojik boyutu var, fizyolojik boyutu var. Bir de bir senelik yiyecek, içecek ve bütün lojistik desteğiyle beraber gitmesi gerekiyor. Yani bilim kurgu filmlerinde böyle yıldızları seyahat yapan gemiler görüyoruz. Yıllarca, yüzyıllarca hareket ediyorlar ama bunlar henüz hayatımızda yok. O yüzden yakıt olursa eğer, roket kullanabilirsek o zaman bu aya olan seyahat çok daha kısalabilir. Bu tabii yakıta bağlı olarak, kullanacak motora bağlı olarak süresi değişebilir. Yani birkaç aya da, bir iki aya da inebilir. Bilmiyorum daha da kısalabilir duruma göre. Ama en büyük yani geleceğe dair en büyük bu işin perspektifi yakıt olarak yakıt kaynağı bulunabilecek olması şu anda bu heyecan verici. Yani aslında Ay'daki bu keşif bayağı bir Ay'ı da bir üs haline getirme konusunda büyük bir adım diyebiliriz yani özetle galiba. Evet zaten hani bunu uzun süredir NASA planlıyordu. 2024'te ilk insan daha doğrusu tekrar insanlı uçuşlar Ay'a başladıktan sonra da hedefleri 2020'nin sonuna kadar Ay'da bir kalıcı üssün hayata geçmesi. Ve ondan sonra da sürekli Ay'da bir sürdürülebilir bir laboratuvar. Aynı Uluslararası Uzay İstasyonu'nda olduğu gibi Ay'da da sürekli kalan bir mürettebat, deneyler, araştırmaların devamlı olduğu bir üs planlanıyordu. Şimdi belki bu keşif ve devamında gelecek diğer çalışmalar bu üssün de belki lokasyonunu biraz belirleyici nitelikte olabilir. Yani belki bu Clavius kriterine bir üs kurulması düşünülebilir ya da belki daha farklı yerlerde daha bol miktarda su eğer tespit edilebilirse benzer bir araştırmanın sonucunda belki oralarda tercih edilebilir. Dolayısıyla mutlaka bu ileride kurulacak üs çalışmalarıyla, üs olayıyla çok belirleyici olacak bu bulgu. Sinan Bey, peki şöyle bir şey soracağım ben size. Ya bu Ay'a su nasıl geldi peki? Yani asıl bu da bir merak edilen bir nokta. O konuda ne düşünüyorsunuz? Evet, şimdi bilim insanlarının bu konudaki iki tane öngörüsü var. Bunlardan bir tanesi meteoritlerle bu suyun, su moleküllerinin taşındığı yönünde. Çünkü daha önce tabii şu soru hemen akla geliyor. Şimdiye kadar su yok muydu? Bir anda nasıl ortaya çıktı? Çünkü elbette farklı gözlemler yapılıyordu bu tarz bulgulara ulaşmak için. Bunun şu anda ortaya çıkması biraz da belki aya çarpan küçük göktaşlarının işte buna benzer cisimlerden de kaynaklı olabilir. Çünkü biliyoruz ki biz Güneş sisteminde özellikle su molekülünü barındıran
içerik bakımından su taşıyan asteroitler ya da göktaşları olduğu biliniyor. Bazı asteroitler metal açısından daha zenginken bazı asteroitler biraz daha organik materyal bakımından zenginler. Dolayısıyla bu asteroitlerden kopan parçalar Ay'a düşmüş olabilir. Tabii asteroidin çarpmasını söylemiyorum çünkü asteroid çarpmış olsaydı Ay'a bunu zaten görürdük. Çünkü çok büyük bir olay olurdu bu. Yani bir 10-20-30 metre ve üstündeki bir cisimden yani 300 metre, 500 metre falan böyle bir cisimden bahsetmiyorum. Taşların aynı nasıl göktaşı yağmurları atmosferimize, dünya atmosferine giriyorsa Ay'a da zaman zaman bunlar çarpıyorlar. Çünkü Ay'ın atmosferi olmadığı için hatta gelen her taş parçası Ay'a çarpabiliyor. Dolayısıyla bu organik bakımdan zengin olan taşların yani göktaşlarının işte mikrometeoritlerin benzer çeşitli adlarla adlandırılıyor bunlar. Bunların Ay'a çarparak suyu taşımış olabileceği bir düşünce. Diğer bir düşünce ise yine bu taşlarla alakalı ama taşın kendisinin yani organik molekül taşımasından ziyade bu tarz çarpışmaların yarattığı reaksiyonlarla Ay'da var olan özellikle hidroksil yani OH molekülünün ayrışarak ya da reaksiyonlara girerek diyelim suya dönüşmüş olabileceği de düşünülüyor. Çünkü zaten şimdiye kadar yapılan gözlemlerde OH molekülü yine içerisinde bir oksijen ve bir hidrojen içeren molekülün varlığı tespit edilmişti. Ama dediğim gibi bu 3 mikronluk parmak izi H2O'ya da ait olabilir, OH'a da ait olabilir. Dolayısıyla orası biraz kesinlik taşımıyordu. Bu meteoritler ya bu OH'ın parçalanıp çeşitli reaksiyonlarla H2O'ya dönüşmesine sebep olmuş olabilir. Ya da doğrudan doğruya su molekülünü taşımış, Ay'a getirmiş olabilirler. Dolayısıyla bütün Ay'ın yüzeyinde su var anlamına gelmiyor bu. Çünkü çok derece bölgesel olabilir. Bu çarpışmalar nerede oldu, nereye çarptı? Yanlış hatırlamıyorsam güneşin vurduğu taraf galiba, ışığın geldiği tarafta buldular diye okumuştum ama. Evet, yani bu bulgu şu anda Ay'ın güneş alan tarafında söz konusu. Gerçi Ay'ın her tarafı güneş alıyor ama burada özellikle bazı yerler kraterlerin gölgelerinde kalan alanlar olabiliyor. Kör noktalar var tabii. Aynen. Kör noktalar olabiliyor. Temelde burada söz edilen şey sıcaklık altında olan bir bölgede bile su molekülünün bulunmuş olması biraz dikkat çekiciydi. Hep gölgelerde ve donuk yerlerde aranıyordu. Hatta daha önceki Ay etrafındaki uyduların yaptığı çalışmalarda da yüksek miktarda buz olduğu yani buz halinde suyun olduğu aslında tespit edildi. Ama şimdi buz değil de bildiğimiz bir su molekülünün keşfi söz konusu bu olayda. Peki Sinan Bey. Çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız ve değerli görüşlerinizi paylaştığınız için. Teşekkürler. Kolay gelsin. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.